sizlerle Somuncu Baba Külliyesi'nden birlikteliğimizi paylaşacağız. Somuncu Baba, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'nin külliyesine ve bu tarihi mekanın güzelliğine aşık olmamak elde değil. Aslında tarih boyunca Osmanlı padişahları, Somuncu Baba Hazretleri ve Nesebi Ali'sine fermanlar göndermişlerdir. Bugün bu güzel mekandan tarih içerisinde gönderilmiş olan ferman, berat, menşur, tevcihat gibi resmi Osmanlı arşivlerindeki kayıtlardan bahsetmek istiyoruz. Tabi öncelikle Somuncu Baba Hazretlerinden kısaca bir bahsedelim. Somuncu Baba Hazretleri Yıldırım Bayazıt Han döneminde yaşamıştır. Çok önemli bir tarihi şahsiyet olan Yıldırım Bayazıt Han, Nibolu zaferinin nişanesi olarak Bursa Ulu Camii'yi inşa ettirmiş ve Somuncu Baba Hazretleri Bursa Ulu Camii'nin açılış törenindeki irad etmiş olduğu hutbede Fatiha suresini yedi manası ile açıkladığında sırrı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Bursa şehrinden ayrılmış, bir müddet Aksaray'da kalmış, oğullarından baba Yusuf hakiki hazretlerini burada bırakmış ve daha sonra bu kutlu yolculuğa devam ederek Darende'ye gelmiştir. İşte Somuncu Baba Hazretleri'nin Darende'ye gelmiş olduğu döneme baktığımızda 1401 tarihleri olduğunu görürüz ve 1412 tarihine kadar ...Darende'de de bulunmuş ve bu güzel mekanlarda güzel hizmetler yapmıştır. Allah'ın veli kullarının gelmiş olduğu alanlar ve coğrafyalar mamur hale getirilir. Somuncu Baba Hazretleri ve nesebi alisi de aynı şekliyle bu alanları mamur etmiş ve imrenilecek mekanlar haline getirmiştir. Osmanlı hükümdarlarının göndermiş olduğu fermanlardan bahsedeceğimizi söyledik. Peki ferman nedir? Şu şekilde tanımlarız. Osmanlı hükümdarlarının kesin emirleri, kesin hükümleri ve buyruklarıdır. Yani yazılı emirleridir. Somuncu Baba Hazretleri ve Nesebi Ali'sine fermanlarla birlikte beratlar, menşurlar ve tevcihatlar da gelmiştir. Berat, hazineye veya vakfa ait olan paraları toplamak yetkisine verilen vesikadır. İşte burada şuna girmek istiyorum. Somuncu Baba Hazretleri ve nesebi alisine ait Osmanlı hükümdarları tarafından 30 kadar ferman gönderilmiştir. Osmanlı hükümdarları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesebe alisinden gelen bu mümtaz şahsiyetlere bu bölgedeki bulunan 36 kadar köyün gelirini vermiştir. Bunlar Berat adlı vesikalarla verilmiştir. Ama onlar hükümdarlara arz yazmışlardır. Yazmış oldukları arzlarda şu önemli ifadeyi kullanmışlardır. Bu bölgedeki bulunan arazilerin gelirlerini fakirlere, yetimlere, yoksullara, kimsesizlere, hastalara, yolda kalmışlara vermek kaydıyla bu önemli görevi üstlenebileceklerini ifade etmişler ve bunun üzerine de bu bölgedeki elde eden gelirleri bir kısım hayri, ilmi ve dini işlerde kullanmışlardır. Aynı zaman içerisinde menşurlar da gelmiştir. Menşur nedir? Menşur Osmanlı padişahlarının rütbelerine göre insanlara vermiş oldukları görevlerdir. Bir de tevcihat vardır. Tevcihat nedir? Tevcihatın anlamı ise yine Osmanlı devletinde memuriyetlerin atanması, görevlere tayin etme anlamındadır. Ve dolayısıyla da tevcihat olarak atamalar ve görevlendirmeler de olmuştur. Tabii ki bu belgeler bir kısım kayıt ve kaynaklarla da karşılaştırıldığında örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bakınız hemen şundan bahsedeyim. 1530 tarihli Malatya Evkaf ve Emlak Defterinde şu ifade kullanılır. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olan bu defterde defteri evkaf ve emlak kaza idaren de başlığı altında olan belgelerde darendedeki vakıflar, mülkler ve malların envanteri bulunmaktadır. Ve burada da Somuncu Baba Hazretleri ve Nesebi Ali'sine ait olan bilgiler hükümdarların göndermiş olduğu fermanlarla örtüşür. Aynı zaman içerisinde şunu da söylemek gerekir burada. 1609 tarihli bir tevcihatta Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin soyundan olup somuncu baba külliyesine yani Şeyh Hamidi Veli Camii'ne görev yapmak üzere bir imam, bir müezzin ve bir çerağdar tayininden bahsedilmektedir. Aslında şunu görüyoruz biz. Bizzat Osmanlı hükümdarları Somuncu Baba Camii ile yani Şeyh Hamid Veli Cami ile yakından ilgilenmişler ve buraya tevcihat noktasında atamalar ve görevlendirmeler yapmışlardır. Hatta bu belgelerdeki ifadelerden şunu anlıyoruz. Günümüze kadar, cumhuriyet tarihine kadar olan zaman ve bölüm içerisinde Somuncu Baba cami ve külliyesinde görev alan imam hatiplerin seyit olduğunu ifade edebiliriz. Yani Somuncu Baba Hazretlerinin nesebi alisinden geldiğini burada ifade ederiz ve söyleyebiliriz. Tarih süreci içerisinde bizim karşımıza şu çıkar. Özellikle Yapılan bu tevcihatlarla ilgili olarak bir kısım giderlerinin de Osmanlı padişahları tarafından karşılanması hatta bizzat merkezdeki bulunan önemli kişilerin bu konuda hassas davrandıklarını da söyleyebiliriz. Bakınız gönderilen fermanların bir tanesinde Sultan Mahmud bin Abdülhamit dönemine ait fermanda şu ifade edilir. Atik Valide Sultan Tâbe Serahu Efkafı Şerifesinden Hissehayı yani Türkmanı Halep ve Tevabı Mukataası malından olmak üzere Yevmi altı akçe vazife ile darende de kain şeyh hamidi veli cami şerifi imamet ve hitabet cihetlerinden ifadesinde şunu görüyoruz. Buradaki görev alacak olan imam ve hatibin yevmiye giderinin tamamıyla Atik Valide Sultan tarafından karşılanacağı ifade edilmektedir. Bakınız belgenin birisinde şu ifade yer alır. Somuncu baba'nın oğulları ve torunlarından detayıyla bahsedildikten sonra Somuncu baba'nın evladı Halil Baba ve onun oğlu Mevlana Hamza ile onun oğulları Halil ve İsmail'den bahsedilmektedir. Bu belgeler ile Somuncu Baba Hazretlerinin Darende'deki bulunan bu nesebi aliyesinin Yavuz Sultan Selim dönemine kadar anlatabilmemiz mümkündür. Bu önemli hükümdar Mısır seferine gitmesi sırasında çok önemli Allah dostlarına ait, büyük velilere ait türbeleri ziyaret etmiş ve buralarda kurbanlar kestirmiştir. İşte Somuncu Baba Hazretlerinin nesebi alisinin bulunmuş olduğu Darendeyi Şerif'te de yine kurbanlar kestirdiğini ifade edebiliriz. Öyleyse bakınız Yıldırım Bayazıt Han'dan Yavuz Sultan Selim Han'a Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bu coğrafyaya çok önem verildiğini söyleyebiliriz. İşte ayrı bir fermandan, belgeden bahsetmek istiyorum. Sivas vilayet dahilinde darende de vaki, kendi zaviyesinde defini haki itırnak olan ve tariki halvetiye ricalinden bulunan sahihün nesep, sadat ı Kiram'dan ve Eizze-i Fiham'dan Kutbül Arifin, Gaysül Vasilin, Umdetül Kamil, Es-Seyyid, Es-Şeyh, El-Hac, Hamid-i Veli, Kuddüs-i Efendimiz Hazretlerinin Kasabe-i Meskur'da bulunan Cami-i Şerif ve Tekke-i Latife uğrunda Kadimen. Bakınız bu belgede ne ifade ediyor? Defin haki ıtırnak Yani Somuncu Baba Hazretleri için Darende'nin gül kokulu toprağında defin olmuştur. Defin ifadesi bizzat kendi mezarının, merkadının burada bulunduğunu ifade eder. Gavsul Azam ifadesi ise yine bize şunu gösterir zamanın büyüğü olduğunu, zamanı yönlendirdiğini bize ifade etmektedir. Aynı zamanda halvetiye ricalinden ifadesi ise şunu gösterir. Demek ki halvetiye tariki alisine müntesip olarak mürşidi kamillik vazifesi içerisinde tamamıyla o dönemi yönlendirmiştir diyebiliriz. Yine belgedeki ifadeyle sahihün nesep saadat-ı kiramdan yani sahihün nesep hiçbir şekilde nesebi alisi kesintiye uğramadan aynı şekliyle devam eden ve saadat-ı kiram yani seyitlerin neslinden olan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Darende de şu anda bizim bulunmuş olduğumuz mekanda türbeyi şerifleri bulunmaktadır. Belgede de bunu ifade eder. Hatta bizim bulunmuş olduğumuz mekanda hem fermanları görebilmemiz mümkündür hem de aynı zamanda Nakibül eşraflık belgesini de görebiliriz. Gönderilmiş olan bu fermanlar, beratlar, menşurlar o kadar önemlidir ki Osmanlı hükümdarlarından o dönemde birinci elden kaynak olarak divani hat yazısıyla gönderilmiş olan bu belgeler hala Darende'de de bulunmakta bir nüshası Somuncu Baba külliyesinde türbe-i şerifinde gelen ziyaretçilere sunulmaktadır diyebiliriz. Şunu da unutmamak lazımdır tabii ki. Bu önem ve kıymete haiz olan bu mümtaz aile bu bölgedeki ve coğrafyadaki bulunan ihtiyaçlı tüm insanların ihtiyaçlarını karşılamış tarihi misyonunu devam ettirmiştir. Hatta şunu da net olarak ifade edebiliriz. Günümüzde de aynı güzellikteki aynı hizmetler, aynı gayretler devam eder. Tarih süreci içerisinde de bir kısım Osmanlı hükümdarları Darende'yi ziyarette bulunmuşlardır. Çok önemli bir olay nakledelim. Dönem 4. Murat zamanıdır. Tarih 1639'dur. 4. Murat Bağdat'ın fütühatına çıkmıştır. Bağdat biliyorsunuz ki çok önemli yerlerden birisidir. Ve Bağdat'ı fethetmeye giderken Malatya iline gelirler. Ve Malatya'da günümüzde Orduzu diye adlandırmış olduğumuz mekanda ordugahlarını kurarlar. Osmanlı Padişahı Otağı Hümayununu kurar. Ama Dârende-i Şerif'te Somuncu Baba Hazretlerinin nesebi i Alisinden olan Ahmed-i Veli Hazretlerinin olduğunu öğrenen bu Osmanlı Padişahı kendi adamlarıyla birlikte, emirleri ve vezirleriyle birlikte Darende'ye gelir. Darende de Ahmedi Veli Hazretlerini ziyaret eder. Ve Ahmedi Veli Hazretlerinin bu ziyareti sonrası bu büyük veli tarafından Osmanlı padişahına bir ıprık hediye edilir. Iprığın iç kapağında şu yazılıdır abdestsiz yere basma, akşamın işini sabaha bırakma. Ve Bağdat kuşatması sırasında akşam namazını eda etmek maksadıyla bu ıprığı isteyen 4. Murat abdesti alırken ıprığın içindeki bu yazıyı okur. Hemen Bağdat'ı kuşatmaya karar verir. Ve büyüklerin dua Himmet ve bereketiyle Bağdat şehri feth olunacaktır. Hatırlayalım, Nibolu Zaferi nasıl ki Somuncu Baba Hazretlerinin dua bereketi hürmetine kazanılmış, onun nişanesi olarak Bursa Olu Camii inşa ettirilmişse, aynı şekliyle Bağdat'ın fütuhatı yapılmış, ve hatta fütühatından sonra da Bağdat'ta bulunan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin türbelerinin tamiratları da gerçekleştirilmiştir. Yani Osmanlı hükümdarları tarihe nasıl yön vermişlerse Somuncu Baba Hazretleri ve nesebi alisinden gelmiş olan bu büyük velilerde hem zamanı yönlendirmişler hem Osmanlı hükümdarlarının gönüllerini mesrur etmişlerdir diyebiliriz. Bu güzellikler günümüze kadar devam etmiş ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tüm hizmetlerini tarih misyonu çerçevesi içerisinde günümüzde de yürütmekte ve devam etmektedir. Ve siz kıymetli dostlarımızı, misafirlerimizi bu nadide mekanlarımıza bekliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.